Merhabalar, geldik 14. sorumuzu, meraklısına sorular serisinin 14. sorusunun cevabına. Bu bir challenge sorusuydu, yani cevabı ben de bilmiyordum. Zor bir soru olduğunu, güzel bir soru olduğunu tahmin ediyordum. Sizinle beraber ben de uğraştım. Hemen söyleyeyim, doğrudan işte cevabı merak edenler, sonucu görmek için ileriye saracak olanlar boşuna izlemesin. Çünkü ileride de net bir şey göremeyeceksiniz. İhtiyacınız olan şey sakince birkaç dakika çözümü dinlemek. Ve hemen şunu da ekleyeyim. Doğrudan cevap gönderenler işte şu tarih diye düşünüyorum ya da sonucun bu olduğunu düşünüyorum diye cevap gönderenler belli oluyor ki uğraşmamışlar. Uğraşanlar arasında da anladığım kadarıyla şıklardan yola çıkma ya da ihtimallerden yola çıkma gibi bir süreç izlemişler. Aslında bu soru benim için çok güzel oldu. Tek sıkıntım bir hafta önce sormuştum yaklaşık olarak bu soruyu. Sadece dün uğraşabildim. Ve 4-5 saat aralıksız uğraştım. İnanılmaz bir keyif verdi. Umarım sizin için de aynı şey geçerlidir. Şimdi sorudan bahsedelim. Öncelikle bir soruyu hatırlayalım isterseniz. Soruda şöyle bir şey diyordu. 2-3 kişi var. A, B, C kişileri. A kişisi doğum günü, gün ve ayın toplamını birine, çarpımını birine söylüyor. Hadi buna çarpım ve toplam diyelim. Aralarında şöyle bir diyalog geçmişti. Çarpım kişisi, yani çarpımlarını, bu ilk sayının çarpımlarını bilen kişi, ben bulamadım diyor. Toplamda bulamayacağını biliyordum diyor, toplamlarını bilen kişi. Daha sonra çarpımları bilen kişi, Ç kişisi diyelim buna. O zaman ben buldum diyor, o halde ben buldum. Diğeri de madem öyle ben de buldum diyor. Böyle bir diyalog geçiyor. O zaman birazcık soruyu anlamaya çalışalım. Sorunun kendisini bir inceleyelim. Ç kişisi öncelikle ben bulamadım diyorsa o zaman anlayacağız ki bu çarpımın sonucu tek şekilde yazılabilen bir sonuç değil. Ne anlama geliyor? Mesela çarpımın sonucu şöyle bir şey olsaydı. 91 olsaydı çarpımın sonucu. Bu ne olacaktı? 13 çarpı 7'den Ç kişisi hemen bu tarihi bilebilecekti. Doğru mu? Neye dayanarak? 91'in çarpanları nelerdir? 1 çarpı 91, 13 çarpı 7. Çarpanları demişim. Yani hangi ilk sayının çarpımı şeklinde yazabilirler? 91 çarpı 1 ya da 7 çarpı 13 şeklinde. Bu 4 durum söz konusu olacak. Peki bu durumlardan hangisi işimize yarar? Tabii ki 1. ayın 91 ya da 91. ayın 1'i gibi bir durum söz konusu olamaz. Tabii ki 13. ayın 7'si de söz konusu olamaz. O zaman eğer ki çarpım 91 olsaydı Ç kişisi doğum günü 13 Temmuz mu oluyor? Evet, 13 Temmuz diye çok rahat bir şekilde tahmin edebilecekti. Demek ki bildiğimiz şey Ç'deki sayı, hadi bu sayıya X diyelim. X sayısı tek bir şekilde iki sayının çarpımı şeklinde yazılamıyor. Bu ne anlama gelir? Önce bunu incelemek gerekir. Buradan yola çıkarak da şöyle bir sonuca gideceğiz. Hadi 91 üzerinde örnek verelim. Eğer x 91 olsaydı işimize yarayacak çarpanlar 7 ve 13 olacaktı. O zaman da toplamda şuraya da y diyelim 20 gibi bir sayı olacaktı. Şöyle düşünebiliriz. Ç ve T kişileri çarpma ve toplama işlemlerini, yani hesap işlemlerini çok hızlı bir şekilde yapabiliyorlar. Eğer toplamda 20 olsaydı, T kişisi, yani Y sayısı 20 olsaydı, Y'nin toplam durumlarını göz önünde bulundurup, tabii ki nedir bunlar? İşte 1'e 19, 1'e 19, 2'ye 18, 3'e 17 diye devam edecek. Gelecek burada 13'e 7. Şunu göreceği için Ç'nin bulamayacağını biliyordum gibi bir cümle kuramayacaktı. Yani T'de 20 gibi bir sayı olmaması gerekir. 20'nin özelliği neydi? Sonucu tek bir şekilde iki sayının çarpımı şeklinde yazabileceğim bir durum. Demek ki T'de böyle bir iki sayının toplamı olmaması gerekir. Ha, o zaman şunu düşüneceğiz. T'de yani Y'nin alamayacağı değerler neler olmalı? Y'nin alamayacağı değerler X'in tek bir şekilde ayrılamayacağı sayılar olmalı. Bunu iki şekilde genelleyebiliriz. Birincisi çarpımları 31'den büyük olan iki asal sayı. Mesela 7 çarpı 7. 49. Sonra 11 çarpı 11.
11 çarpı 11. 121. Şimdi bu ne demek oluyor? Eğer x sayısı 121 olsaydı, çek işte ha, o zaman bu sayılar 11-11 olmalı ve 11 Kasım diye cevap çok rahat bulabilirdi. T kişisi Ç'nin bu sonuca ulaşamayacağını bildiği için yaptığı tahminlerden demek ki Y sayısı 22 olamaz. Çünkü Y 22 olursa T kişisi ha bu sayı 11-11 olabilir ve bir ihtimal sonuca direkt bir şekilde ulaşabileceğini düşünürdü T. Aynı şekilde 7 çarpı 7 49, eğer x sayısı 49 olsaydı Ç kişisi işte bu sayıların 7 ve 7 olacağını bilirdi. Bu da ne oluyor? 7 Temmuz. Cevabı çok rahat bulabilirdi. Demek ki T de 14 olamaz. Bunun gibi öncelikle bir sayıları incelemek gerekir. Nasıl bir inceleme yaptım ben? Onu söyleyeyim. Ay ve gün. 1'den 12'ye kadar, 1'den 31'e kadar, tabii ki bazı durumlarda hangi ayın 30 çektiği, 31 çektiği, buna dikkat etmek gerekecek. Sorunun bütün çözümünü anlatmayacağım. Kısaca nasıl bir yol izlediğimden bahsedeceğim. Toplamlar, şuralara toplam diyelim. Diğer tarafa da çarpım diyelim. Toplamlar ne olabilir? Başlıyoruz. 1, 2, 3, 4... Tahmin edeceğiniz üzere 43'e kadar gelecektir. 43'e kadar gelecektir. Tabii ki burada ne var? Herhangi bir ayın birinci gününde doğmadığı koşulunu koymuştuk. Yani birin biri olmayacak. Bir zaten olmayacak. Birin ikisinden başlayabiliriz. İki de olmayacak. Birin biri olmadığı için. Bir Ocak'ta doğmayacağı için. Ocağın birinde doğamayacağını söylemiştik. O zaman 1, 2 yani 3'ten başlayacak. 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 43'e kadar aralıksız gidecek. Çarpım sonuçları ne olacak? En büyük değer 12 çarpı 31, 372'dir. En küçük değer 1 çarpı 1 olmayacak. O zaman 1 çarpı 2'den başlayacak. 2, 3, 4 şeklinde devam edecek. Fakat burada önemli bir durum var. Burada, pardon, 372 dedim. 372 farklı sonuç gelmeyecek. Umarım buna dikkat etmişsinizdir. Yani burada 12 sayı var, 31 sayıyla çarpılmış. Yaklaşık olarak 184 farklı sonuç gelecek elimize. Bu değerler de 2 ile 372 arasında. Şimdi şunu inceleyeceğiz. Hangi çarpımlar olmaz? Yani öyle değerleri elemem gerekir ki, Ç kişisinin bir anda tahmin edebileceği sonuçları elemem gerekir. Bunlar neydi? Birkaç tanesini söylemiştik. Ha, çarpımları 31'den büyük olan, aynı asal sayılar ya da çarpımları 31'den büyük olan iki farklı asal sayı ama bunlardan biri mutlaka 12'den büyük olmak zorunda. Yani şöyle bir durum var. Mesela 11 çarpı 7. 11 çarpı 7 eşittir 77. Çarpım 77 ise bu vatandaş doğru sonucu doğrudan 11'e 7 şeklinde tahmin edemez. Çünkü 7 Kasım da diyebilir. Ya 11 Temmuz da diyebilir. 7 çarpı 11 olarak takılabilir, edilebilir. Bu yüzden çarpımlar 31'den büyük olan ve bir tanesi 12'den büyük olan iki asalın çarpımlarını eleyeceğiz. Mesela bir tanesini söyledik. 7 çarpı 13 çarpı 7. 1 12'den büyük. Başka ne koyabiliriz buraya? Mesela 17 çarpı 2. 34. Buradan çarpım sonucundan 34'ü elememiz gerekir. Neden? Bu vatandaş eğer Ç 34 ise, yani X sayısı 34 ise Ç kişisi diyecek ya tamam bu sadece 37, 17 çarpı 2 ile yazılabilir. O zaman bu ifade 17 Şubat'tır. Bu doğum günü 17 Şubat'tır bilebilir. O zaman 34 olamaz. Eğer 34 olamazsa toplamlar kısmından da 17 artı 2'yi de elememiz gerekir. Yani 19'u. Aynı şekilde biz burada 7 çarpı 7 çarpımlardan 49'u elemiştik. O zaman toplamlardan da 14'ü elememiz gerekir. Ya da 11 çarpı 11. Toplamlarda 22 olamayacak. O zaman çarpımlarda da 121 olamayacak. İki durumdan bahsettik. Bir, iki asal aynı çarpımlar 31'den büyük olduğu takdirde ve yine çarpımları 31'den büyük ve biri mutlaka 12'den büyük iki asalın çarpımları. Bunları eleyebiliriz. Çarpım kısmında epey bir sayı eksilecektir. Toplamda da aynı şekilde.
elememiz gereken bir diğer durum daha var. Asal sayıların dışında. Mesela 9 çarpı 27. 9 çarpı 27. Bu sayı neydi? 243. 243. Dikkat edin, her ikisi de asal değil, bileşik bir sayı. Fakat biz bu sonucu da alamayız. Neden alamayız? Eğer ilk sayısı 243 ise bu adamlar diyecek ki tamam, bu 27 Eylül hemen bulabilecek. O zaman buradan çarpımlardan 243'ü eleyeceğim. Aynı şekilde o zaman toplamlarda 36 olamaz. Tekrar ediyorum. Neden toplamlardan 36'yı eledim? Çünkü eğer toplamlar içinde 36, mesela y sayısı 36 olsaydı, t kişisi ben senin bulamayacağını biliyordum gibi bir cümle kuramazdı. Bu temel mantığı oturtturduktan sonra iş uğraşmaya geçiyor. Dikkatli bir şekilde, temiz bir şekilde çalışarak bütün bu sayıları, hangi çarpımların olamayacağını, hangi toplamların olamayacağını eledikten sonra elimizde birkaç tane sayı kalıyor. Toplamlar kısmında kalan sayılar 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15 ve 17. Çarpımlarda da 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18 biraz daha fazla gidiyor. Birkaç tanesini buraya yazacağım. Hepsini tabii ki hepsiyle uğraşmayacağız. Şimdi toplamlarda, çarpımlarda kalan sayılar 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18 daha da var. 52 de yazdım özellikle. Bununla ilgili önemli bir şey söyleyeceğim. 52 ile ilgili. Şimdi soruyu çözerken, dediğim gibi bir hafta önce sordum ama sadece dün adam akıllı inceleyebildim. Dün yani uğraşmak çok keyifliydi, heyecan vericiydi ama tabii ki bir taraftan da korku vardı. Hani çıkıp cevabını bilmediğim bir soru sordum. Acaba çözemeyecek miyim şeklinde bir korku vardı. Diğer sorduğum hoca arkadaşlar çözmüşler soruyu. Yorumlar geliyor. Yorumlara da bakmadım. İşin doğrusu biraz keyfim kaçtı soruyu. Çözemeyecek miyim acaba? Çözemedim mi? Falan gibi. Epey uğraştıktan sonra birden fazla sonuç olduğunu gördüm. Daha sonra hoca arkadaşlarıma gittiğimde, öğretmen arkadaşlara çözümümü gösterdim ve sonuç itibariyle evet, tek bir cevap olmadı, ortaya çıktı. Onların bulduğu tek cevap Ocak ayını dahil etmeden elde edilen cevap. 52'den yola çıkarak. Şimdi öncelikle ben genel çözümü anlatayım. Daha sonra Ocak ayını eklemezsek, Ocak ayında doğduğu kabul edilmezse neden 52, neden 13 Nisan çıkacak onu görelim. Fakat bu haliyle tek bir cevabı yok. Yani birden fazla seçenek bu durumu sağlıyor. Çok uzatmayacağım. Sadece hangi şekilde düşünüldüğünü yönelik bir açıklama yapacağım. Şöyle düşünün. Mesela çarpımı, yani Chex'in elinde sadece 4 sayısı var. Hatta ilk diyalogdan Chex'in anlayacağı şey şudur. T kişisi bulamayacağını biliyorum dediği zaman Ç kişisi hemen hesaplamalarını yaparak şöyle bir sonuca ulaşıyor. O zaman T'de sadece şu sayılardan biri mevcut olmalı. Eğer ki Ç kişisinin elinde 4 varsa, 4 hangi durumlarda, hangi sayının çarpımı şeklinde yazılabilir? 1 çarpı 4, 2 çarpı 2. Ha, o zaman 2 çarpı 2 olamaz çünkü burada 2 artı 2'den 4, 4 yok. 1 çarpı 4 var. Ha, demek ki bunu almam gerekir. Çünkü 1 artı 4, 5 elinde olan bir sayı. Ya da şöyle düşünelim. 6 Ocak için konuşalım. Daha doğrusu 6 sayısı. Ç'de 6 varsa eğer bunu ayıracak. 1 çarpı 6 yazılabilir. Toplamları 7, evet mevcut. 3 çarpı 2, 6. 2 çarpı 3, 6. Toplamları 5 mevcut. Ha, buradan bir seçim yapamaz. Yani evet ben buldum diyemez. O zaman 6 Ocak'a eliyoruz. Aynı şekilde 8 Ocak. Çarpımın elinde 8 var. Çarpımları hangi iç sayının çarpımı olur? 1 çarpı 8, 2 çarpı 4, 4 çarpı 2. 8, 1 daha 9. Ha evet olabilir. 2 çarpı 4, 4 çarpı 2. Bunlar sağlamıyor. Sadece bu sağladığı için 8 Ocak cevabını verebilir. Yani aslında burada elde edeceğimiz sonuç tek değil. Eğer ki Ocak ayını saymasaydık elimizde şöyle bir şey olacaktı. 52 için durum nasıl? 52 için konuşalım. 2 çarpı 26, 4 çarpı
13 gibi bir sonuç gelecek. Buradan da 2, 26, 28 yapar. Elimizdeki verileri uymuyor toplamdaki. 4 çarpı 13 toplamları 17. Ha, o zaman eldeki verilere bu uyuyor. O zaman cevabımız 13 Nisan'dır diyebiliriz. Yani bu durumda da yaklaşık olarak 5-6 tane tüm sonuçları çıkarmadım. Aslında güzel olan şey sorunun bu haliyle tek bir çözümünün olmadığını bulmuş oldum. Umarım keyif almışsınızdır. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın. Okay.